Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben yine terastayım. Yine çamaşırlarla boğuşuyorum diyebilirim. Sabah bir posta çamaşır dışarıya serdim. Yatak odasındaki pencerenin demirlerin şeylerine, iplerine serdim. Şimdi de beyazları, işte havluları falan attım. Onları da dedim terasa sereyim. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür Allah'a. Çamaşır, bulaşık, ev süpür, çocukların karnını doyur. Böyle günler geliyor, geçiyor. Bu arada bugün günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Allah'ım herkesin gönlündekini versin. Herkesin duasını, dileğini kabul etsin inşallah. Çok da güzel bir hava var dışarıda. Parka gelmişler yine aileler, çocuklarını getirmişler. Cıvıl cıvıl çocuk sesi var. Parktan çocuk sesi geliyor. Yakup'u uyuttum. Yakup uyumuyor olsaydı ben de alırdım çocukları, inerdim biraz. Gerçi pek fazla şeyim de yok da benim bugün aslında. Bugün akşam abimlere gideceğim. Hafta sonunu abimlerde geçireceğiz çocuklarla beraber. Akşam işte yengem işten çıkınca gelecek alacak bizi. Ben hazırlanacağım şimdi, bu çamaşırları serdikten sonra çanta hazırlayacağım. 2-3 günlük kıyafet falan işte çocuklara, kendime. Çocuklara yedek kıyafet falan alacağım. Şu an zaten saat 3'ü geçiyor. Anca hazırlık yaparım. Şuraya sereyim, gerisini de yukarıya sereyim. Terasta çamaşırları serdim, yatak odasına geçtim. İşte abimlere gideceğimiz için çanta hazırlamaya başladım. Bir tanesi sadece Yakup'un çantası, diğerine de bizimkilere koyacağım, çocuklarla benimkilere. Şöyle ayarladım, hem giderken giyeceklerini hem de oraya götüreceklerimi şöyle ayarladım. Bunları bir güzel çantalara bir yerleştireyim. Daha eksiğimiz gediğimiz var mı bilmiyorum. Aşağıya inip alt kattan da alacağım birkaç parça bir şeyler var. Daha Yakup'un beziydi, sütüydü, işte biberonuydu, emziğiydi, ilacıydı. Onların hepsini de ayrı bir poşete koyayım. Bir yere giderken böyle saatlerce hazırlık oluyor bende. Malum kalabalığız. Hepsinin yedek kıyafetiydi, yeleğiydi, ceketiydi, çorabıydı. 2-3 gün kalacağım için de ona göre çok almam gerekiyor kıyafeti, şunu bunu. Ben daha kendiminkini hiç hazırlamadım. Sadece çocuklarınkini hazırladım buraya. Daha ben benimkileri hazırlayacağım. Neyse ben devam edeyim. Bakın bunları bir çantaya yerleştireyim. Gözümden kaçan bir şeyler olmasın. Hazırlığıma devam edeyim. Bakayım da ailene iki pijama, iki bluz aldım. Bana bir tane zaten yelekleri, birer tane yelek aldım hepsine. Birer tane yeter. Alper'in bluzu ha. Alper'e de yine bir tane bluz. Şöyle. Aytuğa da, Alper'e de birer kat yedek aldım. Onlar büyük, o kadar üstlerini başlarını kirletmezler. Birer tane eşofman, birer tane bluz. O şekilde aldım. Çoraplarımız. Çorap hepsini ikişer taneden işte. Alper'e, Aytuğ'a, Aylin'e, bana diye. Başka ne var? Yakup'un çantasını ayrı zaten koyuyorum. Şunu şöyle koyayım, onu daha yerleştireceğim. Yakup'un çantasını ayarlamam lazım. Şöyle 3 tane alt koydum.
Ya kuma fazla alıyorum çünkü o üzerini çok şey yapıyor, kirletiyor. Şu şekilde 1, 2, 3, 3 tane üst koydum. Bir tane üstündeki olursa yeter herhalde. Yine 3 tane çıt çıtlı body koyuyorum. Bezler aşağıda, bez paketimiz var, onu açarız. 2 tane çorap Yakup için. Şöyle git tarafa doğru koyayım. Ben de hazırlandım. Biraz önce çocukları giydirdim. Hepsinin kıyafetlerini verdim. Yakup'un, Aytuğ'un, Aylin'in hepsinin kıyafetlerini verdim. Giydirdim çocukları. Son olarak ben de giyindim. Unutmadan şuradaki çantamdan cüzdanımı alayım. Unutuyordum az daha. Akşam, şey, yukarıda aklıma geldi. Çarşıya pazara çıkarken aldığım cüzdanım. Tamam, şu cüzdanımı da koyayım çantama. Alper, sen aldın mı annecim şeylerini? Ne? Koydum oraya. Kalemliğini. Oraya gerçi kalem almana gerek yok. Orada kalem, silgi, her şey aldım var. Aldım yani ben. No. Testleri aldın. Tamam. Aile, senin saçlarını toplayalım anneciğim. 10 dakikaya kadar yengem gelir. 5:20 geçe çıkıyorum dedi yengem. 5:30'da evin önünde olurum dedi. 10 dakikaya kadar gelir, ben hazır bekliyorum artık. Kimseyi bekletmeyi sevmem, o yüzden hazır beklemek isterim. Yani beni almaya gelecek olan insan da beklemesinler. Böyle bugün de yine yeşil tuniğimi giydim. Uzun zamandan beri bu yeşil şalımı takmıyordum. Ben bu yeşil şalımı çok seviyorum. İlk aldığım şallardan biridir bu. Bu şekilde şöyle de bordo pantolonumu da giydim. Hazırım. Bak kızım, ama sabit durursan ben daha rahat hemen örerim saçlarını. Yapma. O sepetin içine koymuştum ben. Evet. Saçını öreyim, git bak, tamam. Bir yere çöker misin anneciğim sen? Yere çök. Zor oluyor benim için. Ya kızım bak, bu tarafa dön bak ya. Ne örümceği?
Geldi aldı bizi. Biz gidiyoruz. Önce anneme gideceğiz. Annemi alacağız. Oradan da abimlere. Bye bye. Annem de geliyor. Evet. Çok beyaz. Bir şey olmaz mı? Kalkıp. Anne çekil be ya. Anneannemiz geliyor. Arkaya da koyabiliriz getir. Anneannemle mi kalacak? Evet, anneannen de kalacak. Beraber kalacağız orada. Oley. Yakup, nereye gidiyoruz? Burada kaydağa Yakup. Yakup nereye gidiyoruz oğlum? Anam. Varış. Ha? Varış. Hani anneannenin kedisi mi orada? Evet. Çok şurada. Evet orada. Orada. Tamam anne. Yaman varmışı çok sevdim ha. Ama yaman yaklaştı. Anneanne de geldi. Hoş geldin anne. Selamünaleyküm. Anne. Anne. Geldi mi anneanne Yakup? Geldi Yakup geldi. Özledin mi anneanneyi sen? Yap like yap. Anneanne. Geldim de orada. Anne. Anneanne. Anneanne. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz anne, sen ne yapıyorsun? Thank you.
İfşa ediyorum. Seni ifşa ediyorum. Nida. Nida. Ne oldu Nida ya? Biz abimlere geldik. Abim mutfakta yemek yapıyor. Hani bazen diyorlar ya Ali mutfakta olduğu zaman işte sen hep Ali'ye yaptırıyorsun yemeği falan. Bizim ailenin bütün erkekleri mutfağa girer arkadaşlar. Bakın şu an benim abim içeride mutfakta yemek yapıyor. Bizim ailede bütün erkekler mutfağa. Benim abilerim olsun, eşim olsun, kaynım olsun mutfağa girip mutlaka eşlerine yardım ederler. Biz gelene kadar abim yemekleri yani yemeği bir tencere yemek pişirmiş. Şu an çocuklar için ayrı başka bir şeyler hazırlıyor, yapıyor. Şimdi ben de üzerimi falan bir değiştireceğim, yardıma geçeceğim. Beraber hep birlikte soframızı sereceğiz. Yani bazen bugün bile ben böyle bir yorum aldım. Eşim gelene kadar yemeğini hazır etsene falan diye bir takipçi yazmış. Ben yemeğimi hazır etsem de etmesem de eşim işten geldikten sonra mutlaka mutfağa benim yanıma gelir. Eksik ne varsa yapar. Her şeyi tamamlamış olsam bile kalkar masayı açar. Tabağı, bardağı, çanağı onu bunu hazırlar. Çocuğa en oturur ilk önce hemen Yakup'a yemek yedirmeye başlar. Yani bunu ben söylemiyorum ona yap diye. Kendisi seviyor böyle bu yani zaten kendi mesleği de aşçı, esas meslek aşçılık olduğu için de yani bizler nasıl mutfaktan çıkmıyorsak benim eşim de öyle mutfaktan çıkmıyor. Yani şu anda da mesela abim mutfakta yemeğimizi yapıyor. Demem o ki bugün de böyle bir yorum aldığım için böyle söyleyeyim dedim. Bizim ailenin bütün erkekleri eşlerine mutfakta, ev işlerinde falan her şeyde yardım ederler. Şimdi ben de üzerimi falan bir değişip mutfağa geçeceğim abimin yanına yemeğe yardım etmeye. Bakınız abim ne yapmış görüyor musunuz? Ispanak yapmış. Mis gibi kokuyor. Ben çok severim bu ıspanağı. Çay suyu da sobanın üzerinde. Nereye geldik Yakup? Dayıya geldi oğlum. Gel bir fotoğrafını çekeyim hadi. Ver ona. Ver ona fotoğrafını çekeceğim. Ben de artık üzerimi değişeyim. Çantalarımızı alayım. Kızım taksana bilekliğini. Acıttı mı? İyi tamam o zaman. Çocuklara şöyle yere sofra seriyoruz. Onlar rahat rahat yesin diye. Bize de şöyle masaya koy hazırlıyoruz. Büyük bir sehpaları var abimlerin. Biz de sehpada yiyeceğiz. Evet annem de sizlere bir selam versin. Şimdi akşam namazını kıldı geldi. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz Allah'a şükür. Torunlarımdan buraya geldim ben. Evet hafta sonu torun tombalak hep birlikte geçireceğiz. Evet. Aha bu küçük Yakup Paşa ile beraber. Yakup. Oğlum. Lalalli. Acıktın mı Yakup? Hem de çok. Yakup, ama Yakup. Çatalı ver bana ver. Çatalı bekle. Bırak. Tatayı bırak daha. Tatayı dur bırak. Oğlum. Yakup acıkmış görüyor musunuz? Aylin resim yapıyor. Aylin Hanım ne yapıyorsun? Bana dedi ki anne evde hazırlanırken resim kitabımı boyamalarımı da götüreyim oraya dedi. Ben de götürmene gerek yok. Orada Nida ablanın bir sürü boyaması falan var. Onlarla boyama yaparsın dedi. Bu değil mi? Nida abla. Bu ben. Bu Ayta abim. Bu Alper abim. Bu İlami dayı. Merhaba bebeğim. Pembe değil kırmızı. Hepimiz kırmızı. Bu da şey bu kadar. Bu da evmiş kocam. Bu da evmiş kocam. Oy ne güzel. Çok güzel olmuş. Ya şu anda boyuyorum ben. Aferin sana güzel kızım. Çok kendi, güzel olmuş. Kendi renklerde de boyuyorum. Sizlere yengemin aloe veralarını göstereyim. Biz bu arada yemeğimizi yedik. Çayımızı da içtik ama ben bir bardak daha çay içeceğim. Şöyle sobanın başında sıcak. Çok güzel aloe veralar var. Böyle hemen kapının girişine koymuş. Bunu köyden getirmiş annemin aloe veralarından. Ben de getirmiştim ama benimki olmadı ya. Yani
şey oldu. Güneşe koyamadım. Işık alan bir bölgeye koyamadım. Getirdiğimde. O yüzden böyle kal şey oldu. Geçti gitti yani. Diğerleri de çok güzel olmuş. Bakalım inşallah benim aloe veram da güneşten aldım. İçeriye koydum ya. Geri böyle yeşerdi. İnşallah güzel olur bakalım. Bunlar çok güzel olmuş. Ben size aloe vera hakkında bir de bir bilgi vereyim arkadaşlar. Daha önce de paylaşmıştım ama tabii ki hemen hemen her gün kanalımıza yeni arkadaşlar geliyor. Aloe vera biliyorsunuz cilt için iyi ama ciltte ben nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Sadece sizlere şu bilgiyi vereyim. Eliniz, ayağınız, bir yeriniz yandığı zaman hemen aloe veranın şu bir tarafını kesin, içinin jelini sürün. Hem yangının acısını alıyor hem de yanık izi bırakmıyor. Tespitli, denenmiş diyebilirim. Geçen yıl Yakup'un eli yanmıştı, annemin sobasına değmişti. Bir eşimin de bir arkadaşı söyledi, hemen aloe vera sürün demişti. Bende de vardı geçen yıl aloe vera, daha büyüktü şunun gibi, böyle hatta bundan da büyüktü. Hemen kesiverdim makasla, içinin jelini Yakup'un eline sürdüm. Hem yangınını, acısını aldı hem de hiçbir şekilde iz bırakmadı. Şurada da çok güzel süsleri varmış yengemin. Bak bunlar şeyden mi geldi Nida? Peri bacaların olduğu yer neresiydi? Nevşehir. Oradan mı geldi? Çok güzelmiş. Nevşehir'e giden illa böyle aksesuar getiriyor ya. Burada da çok güzel bir tablo var. Güzelmiş. Kapı girişinde de şöyle bir nazar boncuğumuz var. Ben de bir zamanlar böyle çok şeyken kapanmadan önce o kadar çok takı toka takardım ki sürekli bir şeyler alırdım. Bunlar da yengemin takıları. Çok güzel ama. Bir zamanlar diyorum ben de böyle çok diyorum takı toka çok alırdım. Çalıştığım zamanlar bekarken. Böyle küpeler çok takardım. Bak şimdi şöyle kolyeler var. Evet ondan bunun altın olanını alasım var. Çok hoşuma gidiyor benim de. Şöyle açsana bir Nida şunu, çok güzel bu. Tek elimle açamadım ben. Şu altın ne? Yok. Yengemin takılarını karıştırıyorum. Ama çok güzel. Ben onu buradan getirdim yok. Buradadır, içindedir karışık. Bu bileklik. Ha, çok güzel. Şu ne? O Yakup'un cici bebesi. Çay daha aldım elime. Şöyle dedim güzel bir çay daha içeyim. Kendime geleyim. Bir gün boyu evde yoruluyorum. Akşam da buraya geldik. Yemekti, çaydı, bulaşıktı, çocuklardı. Biraz dedim şöyle mutfağa geçtim. Mutfakta içiyorum çayımı. Bugünü böyle yaptık valla. Bugün böyle günlerden cuma dedik. Cuma'dan çıkalım abimlere. Gidelim hafta sonu pazartesiye kadar orada kalalım. Zaten pazartesi günü de okul yani eğitim açılıyor zannedersem. Yüz yüze eğitim açılıyor galiba. Yüz yüze eğitim de açılıyor. Çocuklara bir değişiklik olsun dedim. Yeğenlerimle beraber, kuzenlerle beraber. Burası abimin bahçeli ev burası. Çok büyük. Evinin önünde kocaman büyük bir bahçesi var. Meyve ağaçları falan var böyle. Hava inşallah böyle yağmur çamur da olmazsa çocuklar bol bol bahçede oynarlar. Eğlenirler inşallah. Hep soranlar oluyor. Senin kaç tane abin var? Abilerin nerede oturuyor falan diyenler oluyor. Benim iki abim var. Bir de küçük, benden küçük yine erkek kardeşim var. Erkek kardeşim Ukrayna'da arkadaşlar. Diğer abimin biri köyde evli. Diğeri de burada İskenderun Denizciler'de oturuyor. Ben şu an Denizciler'deki abimin evine geldim. Abim yemeğimizi falan yapmış sağ olsun. Benim yengem çalışıyor. Abim de köydeki bahçe işlerine bakıyor.
köye hafta sonları eve geliyor, hafta içi köyde oluyor. O yüzden işte yemek falan her şeyi yapar abim. Biraz önce de dedim ya size, yemeğimizi yapmış. İşte hep bana diyorlar sürekli sen eşini mutfağa sokuyorsun, o gelene kadar yemek yapmıyorsun falan filan. Arkadaşlar bizim dedim ya işte biraz önce de, bizim ailemizin bütün erkekleri mutfağa mutlaka girer. Yemek yapar, çay yapar, kahve yapar. Yani bizde kadın erkek diye bir şey yok. Kadın yapar, erkek yapmaz diye bir olay yok yani bizde. Bizim evimizin, bizim ailemizin bütün erkekleri ev işlerinde, mutfak işlerinde kendine düşen görevi yapar. Demez ki yani bu kadın işidir, ben yapmam. Yok, ben işten geldim, ben yorgunum. Yemeğim önüme gelsin, çayım önüme gelsin. Böyle bir olay yok bizim ailenin erkeklerinde. Bizim ailemizin bütün erkekleri her işi yapar. Benim kardeşim de yapar, benim abim de yapar. Bakın bugün akşam yemeğini abim yapmış, sağ olsun, ellerine sağlık. Ispanak yemeği yapmış, ne güzel vallahi. Yedik, yanına salatasını falan da aya hazırladı. Çocuklar ıspanak yemiyorlar diye patates kızarttı. Onlar ayrıyeten patates kızarttı. Yani demem o ki bizim ailede öyle erkek şu işi yapar, kadın bu işi yapar diye bir olay yok arkadaşlar. Bizim ailede herkes her işi yapar. Bence zaten olması gereken bu. Ben bu konuda çok yorum alıyorum çünkü artık alıştım. Demek ki onlar da öyle bir hayatı yaşıyorlar ki. Yani hoş geldin. Gözümün nuru. Ha, şikayete gelmiş. Anneciğim diyerekten geldiyse şikayet etmeye. Kimi şikayet edeceğim? Söyle bakayım. Ama oynama. Açı. Açılmıyor. Çalışmıyormuş, çalışmıyormuş. Açı. Ha? Yapma, kuzum bozulur. Hayır. Hayır, 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 hayır. Dayı kusar. Dayı kusar. Ay. Vallahi Yakup bir sevindi. Bir sevindi, biz buraya geldik. İnanın var ya. İçeri girdik. Zaten ya, ben çantaları hazırlarken, evdeyken Yakup uyuyordu. Uyandı, baktı ki şeyde çantalar var, kapının önünde çantalar var. Çantaları hazırladım, kapının önüne koydum. Yakup uyandı, geldi baktı ki çantalar hazır. Anne, montum, montum dedi. Anladı yani, bir yere gidecekmişiz, anladı. Montum, montum. Tamam oğlum dedim, gidiyoruz dedim. Nereye gidiyorsun? Baba, baba nerede? Babayı soruyor. Oğlum dedim, bak dedim, yenge gelecek, dayıya gideceğiz dedim. Montum, montum diyor, montumu ver diyor, montumu giydir diyor yani. Sonra neyse yengem geldi, biz hazırlandık, saat 5.30'da yengem geldi. Geldik buraya işte, içeri girdi. Allah, her yeri inceliyor, her yere bakıyor, oraya bakıyor, buraya bakıyor. Yakup elleme. Ondan sonra duvarlara bakıyor, mutfağa giriyor, mutfağa bakıyor, banyoya geçiyor. Ay dedim, kuzum benim ya, evde sıkılmış artık, değişikliğe o kadar çok ihtiyacı var ki çocukların. Neyse dedim, 2-3 günde burada çocuklar şey yapar, değişiklik olur. Pazartesinden sonra tekrar canlı dersler. Ne olacak? Yine koşturmalı koşturmalı saat 8'de biri başlıyor. 12.30-1 gibi öteki başlıyor. Gün boyu canlı ders, gün boyu bilgisayarın başından kafalarını kaldıramıyorlar. Neyse arkadaş, artık eğitimleri önemli olan onların eğitimi tabii ki de. Burada. Kim arıyorsun? Sade! Derler ya, çuvaldaki oğlağı bulamıyor diye. Sizinki de o hesap oldu. Anlamadım. Anlamadın mı? Çünkü dersimde oraları işlememiş. Yalnız ben diğer evde de yaklaşık 4 senedir falan soba yakmıyordum. Hep klimayla ısınıyordum. Ve bu evde de zaten klimayla ısınıyoruz. Biz klimanın verdiği sıcaklığa alışmışız ya arkadaşlar. Soba bana bir sıcak geliyor, bir sıcak geliyor. İnanılmaz, soba beni böyle acayip sıcaklatıyor. Arada bir kapıyı açıyoruz, pencereyi açıyoruz. Diğer odaların kapısını falan açıyoruz. Salon da gayet büyük, çok büyük salon. Ama ben sobanın sıcaklığına yani ben öbür evimde 10 sene soba yaktım. Ki kaldı ki çocukluğumuz zaten sobayla geçti bizim. Hep annemin evinde sobayla ısınırdık. Ama tabii diyorum ya, 4-5 senedir klimayla ısınıyoruz. Soba sıcaklığını unutmuşuz. Soba bize çok aşırı sıcak geliyor. Böyle inanılmaz dayanamıyorum sıcağa. Bilmiyorum artık. Ben bir de ya eskiden çok üşürdüm. Eski kase kadar üşümüyorum artık.
yani kalın giyinemiyorum mesela. Hep bana takipçilerim de yazıyor. Göktürk çok ince giyiniyorsun, hasta olacaksın. Mesela şu bluz sadece üzerinde ince penye bir bluz yani. Çok aşırı sıcağa gelemiyorum ben. Annem yavaş. Ya bu da bu son senelerde oldu zaten. Önceden çok üşüyen bir insandım. Bu son 1-2 yıldır üşümüyorum. Pek fazla üşümüyorum. Abim de sobayı yakıyor. Ben böyle artık sıcaklıyorum. Yanıyorum, dayanamıyorum. Böyle açıyorum kapıyı, pencereyi açtırıyorum. İşte klima havasına alışmışız ya. Yakup da su içiyor ama su mu içiyor? Su... Oğlum üstüne dökeceksin. Arkadaşlar şunu elinden alalım. Neyse bu kadar sohbet yeter. Bu videoyu kapatayım. Biz birkaç gün buradayız. Yani pazar bugün cuma. Pazartesiye kadar buradayız. Pazartesiye kadar burada elimden geldiği kadar sizlere güzel videolar çekmeye çalışacağım. Bu arada bir çaylara girdik arkadaşlar. Bir çaylara giriyoruz. Allah'ım hayırlara vesile etsin. Hayırlısıyla Ramazan ayına kavuşmayı da nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Bağırma. Ver eline 2 dakika ver. Öf ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.